Merhaba arkadaşlar. Kaliteli geometri soruları bekleyenler için bir de geometri serisi başlatalım diye düşündük. Sorularımız 3D yayınlarından. Gerçekten birbirinden güzel sorular. Zaten hemen hemen hepsi kırmızı sorular. Bazıları ÖSYM tipi sorulardan seçmeler. Ama genel itibarıyla 3D yayınlarını biliyorsanız kırmızı soruları seçtik. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. BA paralel EF demiş. Şimdi öncelikle bir şeye dikkat çekelim arkadaşlar. Geometride size bir şey var denilmedi müddetçe onu varmış gibi kabul edemezsiniz. Bakın mesela bazen öğrenciler diyor ki hocam belli diyor bak paralelmiş gibi görünüyor falan. Görünmesi bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Mutlaka sonra da bunun paralel olduğunu vermesi gerekiyor. Birazdan bazı sorularda birbirine paralelmiş gibi görünen veya paralel değilmiş gibi görünen şeylerle karşılaşabiliriz. O sorularda burada bize söylenen şey geçerli olacak arkadaşlar. Pekala, tekrar sorumuza dönersek. BA paralel EF'ye demiş. Genellikle geometrinin olayı şudur arkadaşlar. Doğru çizgileri doğru yerlerden çekme sanatıdır geometri. Şimdi biz bu paralelleri, şuradaki paraleli bu şekilde uzattığımızı düşünürsek. Şimdi buradaki 130'dan dolayı burası 50 olacaktır. Çünkü paralel doğrular birbirini paralel doğrular arasındaki karşı durumlu açılar birbirini 180'e tamamlar. Buradaki açı 50 derece. Dolayısıyla ters açılardan buradaki açının da 50 derece olduğunu anlıyoruz. Tamam. 50, 70 daha 120 eder. Burasının 60 derece olduğunu anladık. Burası da 60 derece olacak. 60, 40 daha 100 yapar. 2 hiçbir dışa eşittirden burasının 100 olduğunu gördük ve cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuz BA paralel EF demiş arkadaşlar. Sonra bir iki tane açının eşitliğinden bahsediyor. BCD'yi yani buradaki açıyı 36 vermiş. Burayı 128 vermiş ve bize X'i sormuş arkadaşlar. Şimdi yine doğru çizgileri uzatmayı düşünelim. Yani şu çizgiyi uzattığımızda buradaki paraleli ve buradaki paraleli uzattığımızda işimizi görecek şekilde olmuş olur. Şimdi bakın buradaki açı ters açıdan buraya eşit. Yani kırmızıyla boyuyorum. Evet, buradaki açı da ters açılardan yine buraya eşit. Burayı da kırmızıyla boyadım. Ben buraya A, buraya da B dersem arkadaşlar şimdi şekli biraz büyüteceğim. Şöyle bir şekil oluştu. Şunları bir silelim. Şimdi ben buraya A, buraya da B dedim. Hatırlarsanız şöyle bir özelliğimiz vardı. Sağ tarafa bakanlar, sol tarafa bakanlar eşit. Yani aşağı doğru bakanlar, yukarı doğru bakanlara eşit olacak. Yani arkadaşlar A artı B eşittir. Buradan 128 çıkar. Ve çekmemizi tekrar eski haline döndürelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar farklı bir renge geçelim. Bunları siliyorum. A artı B'nin 128 olduğunu bulduk. Şimdi şurayı uzatırsak şöyle. Burayı da bu şekilde uzatırsak. Tamam. Şimdi bakın yine şurada bir ters açı görüyoruz. Biz az önce buna B açısı demiştik. Yani ben bu açıyı şuradaki çizgiye şuraya eşittir ve B'dir diyebilirim. Buradaki noktaya da buraya eşittir A'dır diyebilirim. Şimdi burada bir dörtgen var arkadaşlar. Hatırlarsanız dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olur. Toplayalım şu açıya da ne diyelim artık? Y diyelim. Şimdi Y artı A ve B var. A artı B artı burada da 128 var. 128 eşittir 360 olacak. Biz az önce A artı B'nin 128 olduğunu bulmuştuk. Buradan 128, 128 daha 256. Y artı 256 eşittir 360 dediğimizde buradan Y eşittir 104 derece bulunur arkadaşlar. Pekala. Y dediğimiz açı neresiydi? Şuradaki açıydı. Bu kırmızı açı 104 dereceymiş. Şimdi şuradaki üçgeni değerlendireceğiz. Bakın 1, 2, 3. Buradaki üçgene göre iç açılar toplamı 180 olacağından 104, 36 daha 140 eder. X açısına da 40 derece kalır. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Diğer bir soru. BA paralel DE'ye demiş. KA dik BC'ye, KE dik FC'ye ve burada bir açı eşitliği vermiş. BCF açısına Y dersem BCF'ye bir bakalım. BCF'ye Y dersem tamam buraya Y dediğimde
DCF'ye 2y diyecekmişim. DCF'ye yani şuraya 2y diyecekmişim arkadaşlar. Tamam. 125'i vermiş, 44'ü vermiş ve bize x açısını sormuş. Yine arkadaşlar doğru çizgileri uzatma işi malum. Doğru çizgileri uzatmaya çalışalım. Şimdi ben buradaki ED doğrusunu uzatırsam, şuradaki BC doğrusunu da uzatırsam, zannedersem işe yarar doğruları uzatmış oluruz arkadaşlar. Şimdi 125'ten 180'den 125'i çıkardığımızda buraya 55 kalacak. Burasının da bakın şuradaki Z'yi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu 1, şu 2 ve şu 3. Bakın burada bir Z var. Geometride yani doğruda açılarda en çok kullandığımız kural Z kuralı. Evet, bu Z kuralına göre burası 44 ise burası da 44 olacak. Şimdi üçgende iki iç bir dışa eşittirden 3y eşittir 44 artı 55'ten 99. Buradan y eşittir 33 çıkar arkadaşlar. Y'yi 33 bulduk. Şimdi bunları bir silelim. Bunlara hiç işimiz kalmadı. Şurası 33 dereceymiş. Şimdi burada bir dörtgen var dikkat ederseniz arkadaşlar. Ve bu dörtgenin burası 90 derece. Burası da 90 derece arkadaşlar. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Toplayalım. 90, 90, 180. 180 artı 33 artı x eşittir 360 olacak. Buradan x eşittir 147 bulunur. Yani cevabımız E şıkkı oldu. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Şimdi paralellik vermiş. 35'e 105 vermiş ve x'i sormuş. Ben şimdi burayı bu şekilde uzatırsam EF doğrusunu uzatırsam ve şuradan BC doğrusunu da yine aynı şekilde uzatırsam olmadı. Hiç güzel olmadı. Şurayı şöyle uzatmaya çalışalım. Tamam, böyle daha güzel. Şimdi arkadaşlar şuradaki Z'yi görüyor musunuz? Şöyle Z'yi gösterelim. Şu 1, şu 2, şu 3 bakın. Z şurada. Şurası ve şurası. Buradaki Z'den dolayı buradaki x buraya eşit olacak. Şunları bir tekrar silelim. Evet. Yani burası x ise burası da x olur arkadaşlar. Güzel. Şimdi burası 35 ise 180'e tamamlamak için burasının ne olması lazım arkadaşlar? 145 olması gerekiyor. Şimdi burada dikkat edin. 1, 2, 3, 4. Dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Yani 105 artı 145 artı x burada. X de burada. 2x eşittir 360 derece olacak. Şimdi 145, 105 de arkadaşlar 250 eder. Attık karşıya 2x eşittir. 360'dan 250 çıkartırsak 110 kalır. Buradan x eşittir 55 bulunur. Yani cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Diğer sorumuz. FA paralel CD'ye, FE paralel BC'ye iki tane açının eşitliğini vermiş. 108 ve 50 dereceleri görüyoruz. FEK yani X'i soruyor arkadaşlar. Şimdi FA paralel CD'ye bakın bariz zaten görünüyor burada paralel oldu. Ama arkadaşlar bakın FE paralel BC demiş. Mesela bunu soruda vermeseydi biz bunun paralel olduğunu hiç belli olmuyor arkadaşlar. Yani paralel olduğu hiç belli değil. Bakın paralel olsa aralarındaki mesafe hiç değişmeden devam eder. Buradaki mesafe ile şuradaki mesafe bir değil. Doğrusu dolayısıyla hiç paralele benzemiyor arkadaşlar. Ama soruda verdiyse paralelmiş deyip ona göre çözümümüzü üretmeye çalışacağız. Pekala. Şimdi ben buraya A desem burası da A olur. Üçgen var burada arkadaşlar. Şurası, şurası ve şurası. Yani ismi olmadığı için söyleyemiyoruz. İki iç bir dıştan burası A artı 50 derece bulunur. Şuraya da arkadaşlar 130 eksi a derece kalır. Çünkü birbirini 180'e tamamlaması gerekiyor. Dikkat ederseniz şurada da bir z görüyorum. Bakın burası, burası ve burası. Evet şurada bir z görüyoruz arkadaşlar. Bu z'ye göre burası 2a ise buranın da 2a olması gerekiyor. Pekala. Şimdi bir de dikkat edin. Şu FE paralel BC'yi kullanırsak bakın bu buna paralelmiş. Dolayısıyla burası x ise burasının da x olması gerekir. Yani bura bir a artı 50'nin x'e eşit olduğunu anladık. O zaman şuraya biz a artı 50 yazabiliriz. Pekala. Şimdi yine dörtgenimiz var. 1, 2, 3, 4. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. 2a artı 108 artı 130 eksi a artı a artı 50 diyoruz. Eşittir 360 derece. Gayet yamuk yazdık.
Şimdi eksi a artı a'yı götürür. 130, 50 daha 180 yapar. Karşıya atarsak 2a artı 108 eşittir 180 bulunur. 108'i de karşıya atalım. 2a eşittir 72 bulduk. Buradan a eşittir 36 oldu. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? A artı 50'yi soruyor. Yani 36, 50 daha 86 olacak. Yani cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. BA paralel ET'ye demiş. Yani buradaki doğrunun buradaki doğruya paralel olduğunu söylemiş. Tamam. Sonra 60 var, 70 var. Bunları görüyoruz. Açıortayları söylemiş. Ve X'i bize sormuş. Arkadaşlar. Şuranın da 60 olduğunu görüyoruz. Ben buraya A dersem buraya A demeliyim. Buraya B dersem buraya B demeliyim. Dikkat edin. Şurada bir üçgenimiz var. Daha başka bir renkle gösterirsek. Şuradaki mor üçgenimiz. Şuradaki mor üçgenimizde. İki iç bir dış dersek yani şuradan x eşittir a artı b olur. Bize sorulan şey a artı b arkadaşlar. Pekala, mor üçgeni silelim. Mor üçgeninde işimiz oydu. Şimdi burası 70, burası 2b demiş. O zaman şurası 2b eksi 70 bulunur ve burası da mecburen 2b eksi 70 olacak. Burada bir üçgenimiz var. Bakın şuradaki üçgen. Buradaki üçgende iç açılar toplamı yani 60 artı 2a artı 2b eksi 70 eşittir 180 olacak. Buradan 2a artı 2b eşittir. Şimdi şurası 60 eksi 70 eksi 10 yapar. Eksi 10'u da karşıya atarsak artı 10 diye geçer. 180. Karşıdan da artı 10 gelirse 190 bulunur. 2 parantezinde a artı b eşittir 190 bulduk. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde a artı b eşittir 95 bulunur. Zaten az önce söylediğimiz gibi bize neyi soruyordu? A artı b'yi yani 95'i yani x'i soruyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bu ÖSYM türü bir soru arkadaşlar. Kırmızı sorulardan değil, çok zor bir soru değil o yüzden. Pekala. Şimdi aşağıda yere dik olan direkler arasına çekilen çelik kabloya iki trafik ışığı şekildeki biçimde bağlanmıştır. Şimdi bakın burada mesela öğrencilerin genelde bu soruda düştüğü hata şu oldu. Şöyle bir doğrumuz var görüyorsunuz. Öğrenciler bunu hemen yere paralel kabul edip şöyle çizip böyleymiş gibi devam ediyorlar. Ama bu paralel olduğunu bize vermemiş arkadaşlar. Yani öyle bir konum olur ki çelik tel çünkü eğilmez bükülmez paralel olmayabilir, kayma olmayabilir. Dolayısıyla bu şöyle bir konumda olabilir. Çünkü konumunu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu paralel kabul edemeyeceğiz. Burada paralel kabul edeceğimiz ne var arkadaşlar? Buradaki direkle buradaki direk ikisi de yere dik olduğu için paralel kabul edeceğiz. Pekala şimdi nelere uzatmamız gerekiyor? Ben buradan buradaki çelik kabloyu ve buradaki çelik kabloyu uzatırsam gayet güzel işe yarar bir şey bulunur. Aşağı doğru bakan buradaki açıyla aşağı doğru bakan buradaki açının toplamı yukarı doğru bakan buradaki açıya eşit olması lazım. 40, 35 daha buranın 75 olduğunu gördük arkadaşlar. Burası da 105'ten dolayı 75 olacak. 2 iç 1 dışa eşittir arkadaşlar. 2 iç açı komşu olmayan dış açıya yani x eşittir 150 buluruz. Cevabımız da A şıkkı olur arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tek videoda bitireceğiz doğru da açılar konusunu. Bütün kaliteli soruları seçmeye çalıştım. Daha başka kaynaklarda daha kaliteli sorular var eminim. Ama 3D yayınları biliyorsunuz gayet kaliteli, gayet özellikle geometrisi yani matematiği de ayrı bir güzel, geometrisi ekstra bir ayrı güzel arkadaşlar. Gerçekten zor soruları toplamış. Pekala devam edelim. Şimdi burada bize alfa eksi betayı sormuş. Paralelliklerimizi burada görüyoruz. 60, 70, 35, 55, buraya 50 buraya yerleştirilmiş. Güzel. Şimdi ben şuradaki TC doğrusunu uzatırsam. Buradaki paralelliği görüyorsunuz. Bunu buna paralel vermiş arkadaşlar soruda. Buradaki paralelimiz de burası oluyor. Pekala. Şimdi burası 50 ise şuranın da 50 olması gerekiyor. Bu açının da 50 olması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Z kuralı var bakın. Şöyle Z'yi nasıl göstersek şu maviyle gösterelim. Bakın burası, burası, burası. Evet Z'yi görmüşsünüzdür umarım. Şuradaki Z'den dolayı o açının da 50 olması gerekiyor. Pekala. Sonra şuraya bakalım. Bu açı arkadaşlar. Bu açı. Dikkat edin. 35, 70 daha 105 eder.
Toplamı 180 olacağı için 75 kalır. Yani şuradaki açı toplam, bakın burayla buranın toplamı 75 olacağı için bu açıya ben kısaca 75 eksi beta diyebilirim. 75 eksi beta. Şimdi şurada bir üçgenimiz var. Bakın FC, artık şu nokta yok. FCG diyelim biz buna. FCG üçgeni. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamı alfa artı 75 eksi beta, 75 eksi beta artı 50, artı 50 toplamı eşittir 180 olacak. Şimdi alfa eksi beta artı 125 eşittir 180 olur. 20, 125'i karşıya atarsak alfa eksi beta eşittir 55 bulunur. Yani cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz, bir ilkokul öğrencisi olan Emine etkinlik dersinde bir tacın önden görünümünü aşağıdaki gibi çiziyor. Buna göre x kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi pekala, tekrar doğru çizgileri uzatmaya çalışalım. Ben şimdi şuradaki doğruyu bu şekilde uzatırsam, evet. Sonra buradaki doğruyu da bu şekilde uzatırsam, tamam. Şimdi arkadaşlar şu açı bariz piyasaya çıkıyor. Bakın şuradaki açımız bariz piyasaya çıkıyor. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için 50, 100 daha 150 yapar. Şuraya 30 derece kalır. Güzel. Şimdi ben şurayı da uzatsam, şuradaki açıyı da şöyle uzatsam. Bakın burası, buradaki açı 105'tir. 105. Burada da 25 var. 130 oldu. Buraya 50 kaldı. Şurası 50 derece oldu arkadaşlar. Pekala. Orası 50 derece ise, doğru, şunu tekrar getirelim. Orası 50 derece ise şuranın 130 derece olması lazım. Buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Geriye kaldı arkadaşlar, şurada morla boyadığım açı. Bu açıyı bulursak işlem tamam. Pekala. Burada bir dörtgen görüyoruz. Bakın şu 1, şu 2, şuradaki 3 ve buradaki 4. Dörtgenin iç açıları toplamı yine 360 derecedir dersek, şunu çizgiyi geri getirelim. Evet, şunları. Tamam. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. 90, 130 da burada 220 eder arkadaşlar. 65 de burada 285 eder. 360 için ne kaldı arkadaşlar? 75 derece kaldı. Yani buradaki mor açı buradaki ne eşit? Burası da 75 dereceymiş. O zaman az önce üçgenlerde iki iç bir dışı eşit 30, 75 daha buranın 105 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz, BA, KL ve EF paralel demiş. 54, 35, 65. X kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi doğru çizgileri uzatmamız gerekiyor dediğimiz gibi. Ben buradan bu çizgiyi böyle uzatırsam, buradan da bu doğruyu böyle uzatırsam galiba hiç olmadı. Oluyormuş, neyse. İşe yarar doğrular uzatmış oluruz. Pekala. Şimdi ben buraya A desem burası da A olacak. Bakın şu açı 120, pardon, 115, 115. Şuradaki açıya bakın arkadaşlar. 180'den 54 çıktığımızda 126 olur. Yine burada bir dörtgen var. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bu dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olacağı için 135, 130, pardon, 115, 115 artı buradaki 35, 35 artı buradaki 126 artı şuraya da artık arkadaşlar ne diyelim? Y diyelim. Artı Y eşittir 360 derece olacak. Evet, 115, 35 daha 150 yapar. 126 daha 276 yapar. 360'a 90 var. Demek ki 84 derece imiş arkadaşlar. Yani buradaki Y açısı 84 dereceymiş. Pekala. Buradan sonra buradaki Y açısıyla buradaki 2A dediğimiz açı paralellikten dolayı birbirini 180'e tamamlamalı. Yani 2A artı 84 eşittir 180 olmalı. Buradan 2A eşittir 96 bulunur arkadaşlar. Şimdi 2A 96 ise buradan A 48 çıkacak. Güzel. A'yı bulduysak X'i bulmuşuz demektir. Çünkü burası 48 olursa 180'e tamamlamak için burası 132 derece olur. Yani cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar.
Evet, doğruda açılarla ilgili bütün sorularımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir soruları. Ben beğendim. Umarım size de faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum arkadaşlar.